Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino Öğreniyorum serimize Arduino'nun üzerinde bulunan dijital pinleri tanıyarak devam ediyoruz. Bir Arduino üzerinde bulunan dijital pinlerin özellikleri nelerdir, nasıl kullanabiliriz? Bu videomuzda bunları kavramış olacağız. Videomuzun sonunda Kara Şimşek ismiyle meşhur olan simülasyonu da Arduino'muzda yapmış olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino'nun dijital pinlerini nasıl kullanabileceğimizi daha yakından tanımış olalım. Bugünkü dersimizde kullanacağımız donanım ve materyaller bir tane Arduino Uno Reuch kartı, bir tane breadboard, 6 tane kırmızı led, 6 tane 1 kilo ohmluk direnç ve bağlantı kabloları. Bağlantı jumper kablolarının farklı renklerde olması devreyi kurarken sizin faydanız olacaktır. Donanımlarımız hazırsa artık videomuza geçebiliriz. Bir Arduino Uno Reuch kartı üzerinde 14 tane dijital pin bulunur. Bunlar dijital etiket altında hemen burada sıralanan pinlerdir. Bu sıralamaya baktığımız zaman 0'dan başlayıp 13'e kadar devam ettiğini görebiliriz. 0'dan başladığı için 14 tane dijital pin bulunduğunu sayabiliriz. Bu pinlere baktığımız zaman bazılarının yanında ekstra sembollerin ve yazıların olduğunu görüyoruz. Örneğin 0'ın yanında ok işaretinin dışarıya gösterdiği RX etiketini görüyoruz. Bu receive anlamından gelmektedir. RX receive yani almak anlamına geliyor. Dijital olarak bu pin normal bir şekilde kullanılabildiği gibi aynı zamanda receive yani dışarıdan dijital verilerini de alabildiğini gösteriyor. İki tane Arduino'yu birbirleriyle haberleştirirken bu 0 nolu pinden faydalanabiliriz. 1 numaralı pine baktığımız zaman ise ok işareti dışarıyı gösteriyor ve TX yazdığını görüyoruz. Bu da transmit yani iletmek, göndermek anlamına geliyor. Bu 0 ve 1 pinlerini aynı zamanda dijital pin olarak kullanabilirken aynı zamanda seri haberleşme ya da iki tane Arduino'nun birbiriyle haberleşmesi gibi özellikleri de kullanabiliyoruz. 2 numaralı dijital pine baktığımız zaman ise yanında herhangi bir etiket yok. Doğrudan dijital pin olarak kullanabiliyoruz. Bu Arduino Uno Reuch kartı üzerinde 2, 4, 7, 8, 12 ve 13 nolu pinlerin doğrudan dijital pin olarak kullanabileceğini görüyoruz. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu pinlerin karşısında ise PWM özelliği olduğunu görüyoruz. Bu pinlerin aynı zamanda dijital pin olma özelliğinin yanında PWM pin olarak da kullanılabildiğini etiket bir şekilde göstermişler. Bu pinleri biz doğrudan dijital olarak kullanabildiğimiz gibi PWM pin olarak da kullanabiliyoruz. İlerleyen derslerimizde PWM özelliğini nasıl kullanabileceğimizi örneklendirmiş olacağım. Bugünkü konumuzda ise Arduino üzerinde bulunan 14 tane dijital pini nasıl kullanabileceğimizi kavrayacağız. Arduino üzerinde bulunan bu pinlere biz doğrudan 5 volt verebiliyoruz ve bu pinlerin üzerinden 5 volt alabiliyoruz. Üzerinden voltaj aldığımız zaman bu pinleri dijital çıkış olarak kullanabiliriz. Arduino üzerinde bulunan pinlerden voltaj aldığımız zaman bu pinler dijital çıkış vermektedir. Eğer ki dışarıdan biz bunlara 5 voltluk giriş yapacak olursak dijital olarak giriş yapmış oluyoruz. Arduino'ya dışarıdan veri göndermiş oluyoruz. Bu pinleri kullanırken örneğin bir LED'i yakmak için dijital olarak çıkış alırız. Eğer ki devremizde bir buton varsa Arduino'ya butona basıp bir şeyler yaptırmak istiyorsak o zaman dijital olarak giriş yapabiliriz. Biz bu pinleri giriş ve çıkış olarak kullanabiliyoruz. Bugün sizlerle bu dijital pinleri çıkış olarak nasıl kullanacağız, nasıl tanımlayacağız bunların üzerinde durmuş olacağız. Bildiğiniz gibi dijital elektronik 1 ve 0'lardan oluşur. 1 var demektir, 0 yok demektir. Zaten elektronin temeli 1 ve 0'lardan oluşmakta. Arduino da bu mantığa göre çalışmakta. Dijital pinine çıkış varsa 1, çıkış yoksa 0 anlamı taşıyarak pinde herhangi bir hareketlilik olmamaktadır. Biz bu dijital pinleri çıkış olarak kullandığımız zaman maksimum 20 mA çektiğimizi daha önceki videolarımızda söylemiştim. Dolayısıyla biz bu pinlere herhangi bir devre elemanı bağladığımız zaman dirençlerle bu çıkışları korumamız gerekir. Bu çıkışların üzerinden 20 mA'nın üzerinden akım çekmememiz gerekir. Şimdi Tinkercad uygulamamızı açalım. Bu dijital pinleri nasıl kullanabileceğimizi birazcık daha kavramış olalım. Arduino Uno Reuch kartımızı ekledik. Breadboard'umuzu ekliyoruz. Breadboard'umuza hemen Arduino'muzdan voltaj bağlantılarını yapalım. Arduino'muzun üzerinden 5 voltluk voltajı breadboard'umuza aldık. Karşı tarafı da kullanabiliriz düşüncesiyle yine hemen oraya da atlamamızı yapalım. Evet, Arduino'muzu artık elektriksel olarak beslemiş olduk. Şimdi üzerine koyacağımız devre elemanını artık rahatlıkla besleyebiliriz. Bir tane direnç bağlamamız gerekiyor.
Evet, Arduino'muza 4 tane LED'i bağladım. Bunlar 0, 1, 2 ve 3 nolu pinleri kullandım. Arduino'muzun üzerindeki 0, 1, 2 ve 3 nolu pinleri bilerek seçtim. Çünkü bu pinlerin her birinin birbirinden farklı özellikler olduğunu söylemiştik. 0 ve 1 nolu pinlerin data haberleşmesi için kullanıldığını, 2 nolu pinin doğrudan dijital pin olduğunu, 3 nolu pinin doğrudan dijital pin olmasının yanında aynı zamanda PWM özelliğinin olduğunu görmüştük. Lakin biz örneğimizde bunları kodlarken, kodlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımız zaman doğrudan dijital bir pin olarak nasıl kullanabileceğimizi görelim diye yaptım. Şimdi artık kodlamamıza geçebiliriz. Arduino yazdığımızı başlatıyorum. Yeni diyerek boş bir Arduino sayfası çağırıyorum. Yorum satırlarını siliyoruz. Öncelikle bizim yapmamız gereken Void Setup kısmında tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Yani hangi pinleri nasıl kullandığımızı burada söylememiz gerekiyor. Bunun için pin mode komutunu kullanıyoruz. Parantez açıp kapatıp noktalı virgülümüzü koyduktan sonra şimdi buraya pinlerimizi söylememiz lazım. 0 nolu pinimiz output. Void setup kısmında kullanmış olduğumuz pinlerin output olduğunu söyledik. Şimdi artık void loop kısmına geçebiliriz. Yani işin kodlama kısmı. Void loop içerisinde hangi pinin nasıl yanacağını tek tek söylememiz gerekir. Öncelikle 0 numaralı pinin açılmasını söyleyeceğiz. Bunun için digital write komutunu kullanıyoruz. Parantez açıp parantez kapatıyoruz. 0 numaralı pinimizin high olduğunu söylüyoruz. Pinimizi dijital olarak sürdüğümüz için doğrudan çıkış verecek. Şimdi diğer LED'imizin yanması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu pinleri dijital olarak kullandığımız için high yerine doğrudan 1 yazarsak da aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü dijitalde 1 ve 0'ları kullanabileceğimizi söylemiştik. 1 var demekti, 0 yok demekti. 2 nolu pindeki LED'imizi high yerine 1 yazarak yanmasını sağlayacağız. Bakalım yanacak mı yanmayacak mı, biraz sonra simülasyonu kodumuza attığımızda test edeceğiz. Evet, bu kodumuzu simülasyona atalım. LED'lerimizin yanıp yanmadığını test edelim. Simülasyonumuzu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi LED'lerimizin tamamı yanmış oldu. Zaten kodlarımızın içerisinde de LED'lerimizin yanmasını söyledik. Şimdi LED'lerimizin sönmesi gerektiğini söyleyelim. Buraya delay 1 saniye diyerek 1 saniyelik bekleme veriyorum. High olan yerleri low olarak değiştiriyorum. 1 olan yerleri ise 0 olarak değiştiriyorum. Kodumu değerleyerek hata olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet, değerleme düzgün bir şekilde tamamlandı. Herhangi bir hata yok. Şimdi kodlarımı kopyalayıp simülasyon programına yapıştırıyorum. Ve simülasyonu başlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi LED'lerimiz yandı lakin sönmedi. LED'lerimizin söndüğünü görmüyoruz. Halbuki biz LED'lerimizin sönmesi gerektiğini burada söylemiştik. Lakin LED'lerimizin söndüğünü göremiyoruz. Aslında LED'lerimiz sönüyor lakin o kadar hızlı sönüp geri yanıyorlar ki biz bunların söndüğünü fark edemiyoruz. Arduino içerisinde işletilen kodlar o kadar hızlı ilerler ki daha biz olayın ne olduğunu anlamadan diğer satıra geçmiş oluyor. Şimdi kodları yukarıdan aşağıya okuduğumuz zaman dijital olarak LED'leri sürmeye başlıyor ve sırasıyla hepsini aynı anda yakıyor. Bir saniye bekliyor, LED'leri söndürüyor. Lakin herhangi bir bekleme vermediğimiz için LED'ler daha söner sönmez tekrar algoritma 10. satıra gelip geri başlıyor. Dolayısıyla LED'lerin söndüğünü göremiyoruz. Biz LED'lerin söndüğünü görebilmek için sönme süresini belirlememiz gerekiyor. Yani LED'lerin ne kadar sönük kaldığını görebilmemiz için bir süre girmemiz gerekiyor. Şimdi simülasyonu tekrar başlatıyorum. Artık gördüğünüz gibi 1 saniye aralıklarla yanıp sönen LED'lerimizin yanıp yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Buradan kodlardan da anlaşılacağı üzere dijital pinlerimizi high ve low olarak sürebiliyoruz. Aynı zamanda 1 ve 0 diyerek de yine dijital pinlerimizi açık ve kapalı olarak kullanabiliyoruz. Eğer ki high ya da low yazmak sizin için zor geliyorsa doğrudan dijital pinlerinizi 1 ve 0 olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi devreme 2 tane daha alet eklemek istiyorum ve bir kara şimşek devresi yapmak istiyorum.
Evet, breadboard üzerinde kurulumumu gerçekleştirdim ve artık kodlarımı düzenleyeceğim. Yeni eklediğim ledleri de output olarak ayarlıyorum. Void setup içerisinde 6 tane ledimin çıkış vereceğini söyledim. Pinleri çıkış olarak ayarladım. Şimdi void loop içerisinde kodlarımı yazmaya başlıyorum. Tinkercad uygulaması üzerinde kodlar renklendirilmediği için kodlarımı Arduino'nun kendi programı üzerinde yazmak istiyorum. En azından hata yaparsam daha rahat görebileyim. Gördüğünüz gibi burada L'yi koymamışız. Tinkercad'de bunu görememiştik. Artık böyle yaptığım zaman doğrudan yanacaktır. Sıfır nolu pini 1 yap, yani high yap. Şu anda sadece yanmalarını söyledik ama lakin sönmelerini söylemedik. Şimdi sönmesi için gerekli kodları da eklemem gerekiyor. Eğer bu haliyle atacak olursa ledler sırasıyla 200 milisaniye aralıkla yanacak, lakin sönmeyecekler. Şimdi sönmeleri için gerekli kodları yazıyorum. 1 numaralı ledim yanacak, sonra sönecek. O sönerken söner sönmez yanındaki ledim yanacak. 200 milisaniye bekleyecek, sonra sönecek. Şimdi baktığımız zaman kodlarımıza 1 numaralı ledim yanıyor, 200 milisaniye bekliyor, daha sonra sönüyor. O söner sönmez, onunla birlikte o sönerken hemen söndükten sonra hiç vakit kaybetmeden 1 numaralı ledim yanıyor. Daha sonra 200 milisaniye bekliyor, 1 numaralı led sönüyor ve hemen arkasından 2 numaralı ledim yanıyor. Yani sıralamayı bu şekilde yapmış olduk. Bakalım bu kodlarımızı atalım, Arduino'muzun simülasyonunda çalıştıralım, doğru çalışıp çalışmadığını test edelim. Burada bir hatamız olmuş. O'yu iki kere yazmışız. Hemen zaten programda uyardı. Şöyle düzeltmiş olduk. Hatamızı da düzeltmiş olalım. Tekrar simülasyonumuzu başlatalım. Gördüğünüz gibi bir harf hatası bile bize farklı şeyler yaptırabiliyor. Şimdi baktığımız zaman son sıradaki ledimizin sönmediğini görüyoruz. Çünkü onun sönmesi gerektiğini söylememişiz. Hemen onun sönmesi gerektiğini de burada söyleyelim. Simülasyonumuzu tekrar başlatıyoruz. Soldan sağa akarak giden bir animasyon elde ettik. Kara şimşekte ise sağdan sola, soldan sağa gidiyordu. Şimdi aynı kodları tekrar kopyalayarak bu sefer tam tersini yapacağım. Öncelikle şunu unutmayalım. Son ledimiz söndü. 200 milisaniye beklesin. Ya da burada birazcık bekletebiliriz, bekletmeyebiliriz. Daha az da bekletebiliriz. 300 milisaniye beklesin ve geri dönsün. Söndükten sonra. Ve söndükten sonra çok beklemesin. Hemen hızlı bir şekilde burayı 50 milisaniye diyelim. Burayı 100 milisaniye diyelim. Hızlı bir şekilde geri dönmüş olsun. Döndükten sonra da tam tersi olacak. Yani burası kodlarımızı kontrol edelim. Hata alıp olmadığına bakalım. Değerlendi. Kodlarımızda herhangi bir hata yok. Bütün kodlarımı kopyalıyorum ve uygulamanın içerisine yapıştırıyorum. Şimdi simülasyonumu başlatıyorum. Simülasyonda yapmış olduğumuz bağlantıları şimdi uygulamalı şekilde yapalım.
Evet, burada bir konuda şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Arduino üzerinde bir konunun dikkatini çekmek istiyorum. Biz Arduino'da demiştik ki 0 ve 1 nolu pinler RX ve TX olarak çalışır. Burada gördüğünüz gibi biz 0 ve 1 nolu pinleri kullandığımız zaman yanıp yanıp sönüyorlar. Normalde 0 ve 1 nolu pinlerin yanıp sönmemesi gerekir. İşte Arduino'da eğer ki dijital pinleriniz yeterliyse, zorunlu kalmamışsanız 0 ve 1 nolu pinlerinizi dijital çıkış olarak doğrudan kullanmayınız. Şimdi Arduino'yu resetlemek istiyorum. Reset butonuna bastığım zaman RX ve TX ledlerinin tril tril yandığını görebiliriz. Aynı zamanda board üzerinde 1 nolu ve 2 nolu ledlerin de yanık kaldığını görmüş olacağız. Resetleyeceğim şimdi. Şimdi Arduino'yu resetliyorum. Gördüğünüz gibi 0 ve 1 nolu pinlere bağlı ledler yanık bir şekilde bekliyor. İşte devrelerimizi kurarken eğer ki zorunlu değilsek haberleşme için 0 ve 1 nolu pinleri kullanmamamız gerekir. Mecbur kalmadığımız sürelerde 0 ve 1 nolu pinleri doğrudan dijital çıkış olarak kullanmayalım. Arduino'ya ilk enerjiyi verdiğimiz zaman, enerjisini kestikten sonra, şimdi Arduino'dan enerjiyi kestim. Dikkat edin, gördüğünüz gibi Arduino kendine gelene kadar, bootloader'a yüklenene kadar 0 ve 1 nolu ledlerin yanık bir şekilde beklediğini görüyoruz. Eğer ki devrelerinizde daha işin başında, yani Arduino ilk enerji geldiği zaman çalışmasını istemediğiniz devre elemanları varsa, bu yüzden 0 ve 1 nolu pinleri bu amaçla kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bugün sizlerle Arduino Honor E3 kartı üzerinde bulunan dijital pinlerin özelliklerini daha yakından tanımış olduk. Bu pinlerin doğrudan dijital olarak kullanılabildiği gibi PWM özelliği olan bazı pinlerin olduğundan da bahsetmiş oldum. Aynı zamanda 0 ve 1 numaralı pinlerin önemine değinmiş oldum. RX ve TX ile ilgili ilerleyen günlerde örneklere yer vermiş olacağım. Yine aynı şekilde dijital olan PWM pinlerinin nasıl kullanacağını ilerleyen örneklerimizde yapmış olacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.